Günaydın. Günaydın. Günaydın anneciğim. Hepinize yeni bir Vlogmas'tan da merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Vlogmas serisine tam gaz devam ediyoruz. Bugün birazcık daha iyi gibiyim. Sadece hala boğazlarım çok kötü ağrıyor. Birazcık daha enerjik hissediyorum. Bu güzel haber. Onun dışında böyle güne hasta başladıysam, hastaysam genelde böyle temizlik yapmaya bayılırım. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama ben direkt mesela şimdi çarşaflarımı değiştirdim. Mis gibi çarşafları değiştirince sanki böyle iyileşmiş gibi hissediyorum. İşte şimdi lavabolarımı ovarım. Mutfağımı ovarım. Öyle olunca daha temiz hissediyorum. Dün gece duş aldım ama şu an saçlarım yine şey oldu. Terli. Yani şu an terliyim. Şu an atletimi değiştireceğim çünkü ilaçlar içiyorum. Bu arada çok ilaç kullanan bir insan değilim. Yani hiç böyle antibiyotiktir, ağrı kesicidir doğru düzgün kullanmam. Sadece böyle soğuk algınlığı, grip olduğum zaman ki şu an soğuk algınlığı değil bence bu grip yani. Bir önceki soğuk algınlığıydı. Bu birazcık daha ağır geçiyor. Yani boğazlarım çok kötü durumda. Full böyle Zühra'nın o macununu, çam kozalığı macununu içiyorum. O çok iyi geliyor. Her sabah bir kaşık içiyorum. Onun dışında zerdeçal, işte kekik. Bunlar karışımlı çaylar içiyorum. Bal yiyorum. Böyle tarçınlı bal. Destek olarak da bu bildiğiniz hani ilaçlar olur ya böyle C vitaminli. İsim vermeyeyim. Ondan içiyorum. O bana çok iyi geliyor. Aynı zamanda terletiyor ama çok iyi enerji de veriyor. Terlettiği için iyileşiyorum. Bol sıvı içiyorum. Yani su içiyorum. Portakal su içiyorum. Bu şekilde. Sağ olsun annemler, kayınvalidemler falan da bana yiyecek bir şeyler gönderiyorlar. Şu an çünkü hani yemek yapacak halim falan yok. O yüzden Batu da sağ olsun bana portakal falan sıkıyor. Böyle günüm böyle geçiyor. 2 gün sonra iyileşmem lazım. Hatta yarın bizim her ay olan aile, çakmaklar aile günümüz var yani. Toplanma amacıyla herkes bir arada olsun diye Batıların taraf böyle bir gün planladık. Benimkisi 2024'te. Bir sene sonraya çıktı benim kurada. Ama yarın gidemeyeceğim muhtemelen. Bu haldeyken çünkü öksürüyorum ara ara. İnsanları bulaştırmak istemem. Ertesi güne biraz daha iyi olursam buz patenine gitmeyi planlıyorduk. Umarım ona gideriz yani. Size de çok güzel görüntüler çekerim. Ben de çok istiyorum ve çok seviyorum. Ben öyle profesyonel yapmıyorum ama seviyorum. Öyle çok konuştum. Yüzüm gözüm çok kötü durumda. Birazcık şu göz altlarını falan kapatayım. Kendime geleyim. Sonra tekrar görüşelim. Günaydın. Bugün yemeği kahvaltımı yaptıktan sonra çekmek aklıma geldi de bir şey yediğim de söylenemez. Bir portakal suyu içtim. Batu sıkmış. Batu'nun kahvaltısını gösterecek. Ay, mutlu musun aşkım? Bana bir tane takipçi bir şey yazmış. Ebru demiş Batu çok mutluyum diye şöyle kahvaltı storyleri atıyor. Eniştemize bir yok mu patates kızartması poğaça yapman demiş. Mutlu olsun demiş. Sen yaparsan yerim de lütfen yapma yani. Görüyorsunuz. Destek ol yani bana. Ya şu an şunun eziyeti çektikten sonra yapmayayım bence de yani. Ya uğraşım benim ya. Yazı hazırlık.
Şu an karnı tok ama şu an kucak istediği için ağlıyor böyle. Oğlum anneciğim ağlama. Ağlama çocuğum. Dün arkadaşım şey yapmış. Kanka o kadar yumurtayı nasıl yiyorsun diye. Ben dedim ki yumurta dedim en kolayı. Aslında dedim yulaf sıkıntı. Yulafı bu hale getirdim çok rahat içiliyor. Şimdi yumurta sıkıntı oldu. Meğersem bu oyunda mutlaka bir şey sıkıntı oluyormuş onu fark ettim yani. Bence şunlar kolay direkt içiliyorduk da. Yumurta da fena. Ben yediğim zaman 3 yumurta mı yiyordum ben? İkisini ben böyle yiyorum. Ben bir şey sordum. Hepsini bir yerde karıştırıp yesem. Ay. Ondan sonra yani 10 dakika böyle işte 10 saniye burnumu tıkacağım böyle. Ben ya hayattan nefret ediyorum şeyi. Ya şu an çok mutluyum donuyorsun şu hale bak. İğrenç ya. Yemek iğrenç yani. Ama böyle psikolojikman insan kilo vermez ki. Şunu yiyerek. Aslında psikolojik bana kilo veriyorum şu an. Yıkımdayım anladın mı? Hani diyorum ki bunu da yiyip de hani ne hiçbir şey yemiyorum yani. Şurada yağ yok ya. Hiç sıfır yağ. Evet öyle olsun. İnsanlar bunlar ne diye soruyormuş. Standart yumurta. Sizler. Köy yumurtası evet, olursa yumurta. Daha iyi olur tabii ki de bu bildiğiniz market yumurtası. 6 tane yumurta yiyor. Yani. 6 yumurta 5'in beyazı bir tanesi tam. Şu roka, maydanoz, pardon roka, dereotu, salatalık. Bir tane kivi var bunun içinde bugün. Normalde değiştirebilirsiniz. Yeşil elma da koyabilirsiniz yarım. Yarım limon. Bu da bu. Bu da 100 gram yulaf. İçine bir ölçek protein tozu attım. Ondan sonra protein tozsuz da yapılıyor. Bir şey fark etmiyor. Yani tat için bu protein tozu. Çok az süt. Gerisi su. Süt de biraz yoğunluk kastanıyor. Sırf solun ya da cıvık olacak. O yüzden. Normal süt mü koydun? Laktozsuz süt. Yok yulaf süt değil. Laktozsuz süt. Laktozsuz mu koydun? Kargom geldi. Hemen birlikte açalım istedim böyle. Akşam bekleyemeyeceğim. Vafen sesinde gidiyor iyice. Arkadaşlar. Ben size bunu söylemeyi unuttum. Bu hani size bunun kaş sabitleyicisini öneriyorum normalde hani kullandım diye. Normalde ben kendim satın almıştım. Size önerdikten sonra marka benimle iletişime geçti ve diğer şu ürünleri de denemem için gönderdi. Çünkü sizlerden Ebru bunun kaş kirpik serumu varmış işte onu da dener misin falan demiştiniz. Resmen çektiniz yani teşekkür ederim diye geldim arkadan. Şu da bildiğiniz benim çok sevdiğim CeraVe'nin bir nemlendiricisi var. Ona muadil deniyor ve uygun fiyatlıymış. Sizler için deneyeceğim ve tamamen objektif yorumlarımı yine paylaşacağım. Çok merak ediyordum şu özellikle şu serumu da. Çok teşekkür ederim markaya da. Marka sahibi bana ulaştı bu arada. O beni daha çok mutlu etti. Yakında bolca duyarsınız şunlar içeriği çünkü. Özellikle şu pantemitin hyaluronik asit peptik kompleks, pantelon, niacinamid falan var. Bayağı iyi içeriği. Çok iyi nemlendiriyormuş. Bakalım deneyeriz. Teşekkür ederim. Ticen yengem beni aradı dedi ki canın bir şey istiyor mu? Canın ne çorbası yapayım sana dedi. Hani sen ne yaparsan onu içerim. Ama çok güzel bir mantarlı çorba yapmış kremalı mantarlı. Bugün de Büşra geliyor. Büşra geliyor diye de bir sürü sarma, işte biber dolması böyle mezeler falan yapmış. Sağ olsun bana da gönderdi. Böyle bana mesela soruyorsunuz Ebru işte aile apartmanında oturmak sıkıntılı mı falan diye soruyorsunuz. Yani kişiden kişiye göre değişiyor. Ben bu konuda birazcık şanslı olduğumu düşünüyorum. Hani kayınvalidem de öyle onun hani eltisi o da en aşağıda oturuyor. Hani o da böyle çok iyi birisi. Yani yıllardır tanıyorum. Hani o yüzden iyi oldukları için hani bana hiçbir ay terlemişim. Terliyorum ya durduk yerde. Hiçbir zararları yok. O konuda şanslıyım. Hatta bana avantaj yani mesela böyle hasta olduğum durumlarda ne bileyim bir hani yemek yapıldığında falan böyle gönderiyorlar. Tatlı yaptıklarına gönderiyorlar. Öyle hani şey olayı da yok belki. Hani ondan çekiniyor olabilirsiniz. Hani devamlı geliyorlar mı? Çat kapı geliyorlar mı? Öyle bir şey de mesela aynı apartmanda olduğumuz halde yok. Ben o konuda şanslıyım. Yani herkes birbirine saygılı. Böyle mesajlaşıyoruz. Grubumuz var. WhatsApp grubumuz. Orada mesela çay saati falan deniyor. Öyle çağırıyorlar çaya. Hani ben çağırıyorum. Öyle müsait kim varsa o şekilde gidiliyor. Yani o konuda bence avantaj. Ama tabii ki de böyle çekememezlik durumu varsa ve birazcık sıkıntılı bir kayınvalideniz varsa aynı apartmanda oturmayın. Yani herkes sizi böyle değil. O yüzden benim biraz daha genç böyle modern kayınvalidem var. O yüzden şanslıyım. Bunu da buradan yanıtlamış olayım. Dün annem gelmişti. Böyle var 3 gün bak üst üste size denk geldi. İlk gün Nurhan anneannem işte kayınvalide falan yemek yollamıştı. İkinci gün annemler geldi. Üçüncü gün şu an Tijen yengem getirdi. Büşra geliyordu. Onu da görmek istiyordum ama artık 2 gün sonra görürüm. Öyle yani. Size de denk geldi. Görmüş olduğunuz böyle bir sürü meliler geldi bana. Rahat oluyor. İyi oluyor bu şekilde. Gerçekten Allah razı olsun diyeyim onlardan. Çok şükür. Onlar gibi insanlarlayım. Mutluyum yani. Tata selam. Bir anda makyajlı ve böyle iyileşmiş düzgün bir Ebru gördünüz ama sorun ki iyi miyim? Değilim. Ama iyiyiz. Çok şükür. Makyaj yaptım. Öyle saçlarımı yaptım bu arada. Hemen... Efendim? Dizeyi söyledin mi? Söyledim.
Aa diyor, bir sene mi gideceksiniz o zaman falan dedi. Yok dedim, merak etme dedim. Bir sene de 3 ay dedim, 90 gün. Yine bir sevinsem mi üzülsem mi diye bir kafası karışmış olabilir bir tık ama. Sen ne güzel olmuşsun böyle. Teşekkür ederim. Cici kız. Batu da şeye gitti. Arabayı almaya gitti az önce. Sanayi. O geldi sanayiye. Araba bakımdaydı. Arabayı sattığımızı söylemiştin. Hani arabanın bakımı vardı. İşte hani alan kişiye sağlam bir şekilde verelim diye. Her şey yapıldı şükür. Geldim arabayla, bir problem yok. Evet geldi. Ben de o arada size kız kıza sohbetler videosunu çektim. O yüzden böyle hazırlandım. Hani bakın mesela videoların arka planı böyle. Her ne kadar böyle yorgun da olsanız mesela modun nasıl yüksek falan diyorsunuz. Şu an mesela modumu yükselttim bir şekilde ve o videoya oturdum. Hop modumu yakaladım. Hop modumu yakaladım. Doğru güneşim. Video oturdum. Böyle makyajımı falan yaptım. Şu an çok iyi hissediyorum. Böyle iyileşmiş gibi hissediyorum. Tek sıkıntı boğazım çok ağrıyor. Onun dışında iyiyim aslında ben. Hiçbir sıkıntım yok. Şimdi akşam yemeğini yiyeceğiz. Akşam iyiydi. Şöyle o, müthiş ko. Bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Herkesten ufak ufak. Aa kremi kaçırıyor. Kremi kaçırıyor. arabada biz her şey yapıldı o zaman. Şu an bütün bakımları. Arabada her şey yapıldı. Her şey. Arabamız vedalaşıyoruz. Bir tık üzücü. Ya, üzülmüyor musun ya? Çok heveslisin. Hevesli miyim? Evet, oldu mu canım? Arabamı çok sevdiğim ilk arabam benim ya. Evet, Batu'nun ilk arabası gerçekten. Yani şimdi şey yani, üzücü bir durum yani. Arabayı vermeden ama bir erkeklerin kadınlara sormaya çekindiği soruları çekiyor muyuz? Bak ben bu halimle çekiyor muyuz diyorum bu halimle. Ben yine şey yaparım, süslenirim böyle sizinle. Güzel bir video çekeriz. O videoyu da bütün soruları falan şey yaptım bu arada, SS aldım. Hani ayırmıştım ya bütün SS'leri ama unuttum şu an soruları. Batu'ya vereceğim, hepsini soracak bana ve o kadar böyle sıkıntı sorular var ki nasıl yapacağım bilmiyorum. Şey sorusu var mı? Hani şimdi sorarlar ya şimdi işte şey sorusu. Ne sorusu? Artı 18 sorular var mı? Var işte, bir sürü artı 18 nasıl yani? Var. O yüzden nasıl cevap vereceğim bilmiyorum. Hani burayı biple de şey sorusu var. 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 Gerçekten var. Hadi ya. Bana doğru cevap verirsin umarım. Yemek yiyelim birazdan. Selam dostlarım. Uzun bir aradan sonra benim için. Selam. En son sizinle ya yani Vlogmas serisinde birlikteydik. Allah'tan Vlogmas bitmeden tekrar birlikteyiz. Hala sesim düzelmiş değil gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir haftadır hastayım. İnfluenza olmuşum. Doktora gittim. İlaç verdi en son. İlaç iyi geldi şu an. 2-3 gündür falan sesim hiç çıkmıyordu. Yani gram çıkmıyordu. En son size kız kıza sohbetler videosu çektim ya. Onu çektikten sonra benim sesler gitti. O son video olmuş gerçekten. Son enerjimi ona kullanmışım. Ben zaten bu Vlogmas serisinde de hani hastalık olur bir şey olur diye yedekli gidiyordum. Böyle 3 gün geriden gidiyorduk yani. 3 gün öncesinden böyle her güne video çekiyordum. Yedekli gittiğim için bu tarz böyle bir şey olursa hani diyorum dinlenirim. Hani 3 günde atlatırım hasta olursam falan. Sonra hiç aksamadan devam eder diye düşünüyordum. Ve onun haricinde çekmeyi planladım. Bir sürü içeriğim vardı. Sesinden dolayı hiçbirini çekemedim arkadaşlar. İnanılmaz bir salgın varmış. Doktor öyle söyledi. Resmen şey oluyorsunuz yani boğazlarınız burası inanılmaz bir ağrı. Yani böyle bir ağrı yok. Nefes alırken bile yani insan konuşmak isteme. Bir gün boyunca hiç konuşmadım. Hiç. Batu'yla hiç konuşmadık yani. Öyle olduğu için yani dinlenmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın aksattığım için. Güzel planlarım vardı ama yapamadık. Her şeyin başı sağlık, tekrar yaparız. Yani şu an iyiyim. Dünden beri iyileşmeye başladım yani hissediyorum ama bu öyle bir şey ki iyileşmeye başladığınızı hissettikten sonra bir anda bir bakıyorsunuz çok kötüsünüz yine. Öyle bir hastalık, inanılmaz garip ya. İlk defa böyle oldum. Ne yaptıysam boğaza fayda etmedi. Bir zencefil tozu, bal, limon suyu, bir de tarçınlı böyle bir karışım yaptım. Onun şerbetinden yaptım. Bir de yoda da bana en büyük destekçi oldu bu süreçte. Değil mi? Öyle. Batu da şu an hasta. Yani dün. O da dün değil mi? 3 gündür hasta. Ona da bulaştırdım. O da ilaç kullanmaya başladı. O yüzden biz ortak böyle kullanmaya devam ettik. Ki normalde hiç böyle ilaç kullan. Ağrı kesici bile böyle başım çatlasa ağrı kesici bile içmeyen bir insanım. En son buna kullanmak zorunda kaldım. Hatta doktor bir iğne yazdı. Dedi ki eğer 2 hafta boyunca geçmezse dedi bu iğneyi de vurdur dedi. Bu kesin çözüm. Bu kesin geçirtir dedi. Ama vurdurmaya gerek kalmadı herhalde. Yani şu an yine vurdurmadım. Yani sesimden dolayı kusura bakmayın ama artık bu iyi hali diye çekiyorum. Hani çok böyle merak edenler olmuş. Sağ olun. Gerçekten çok güzel destek mesajları atıyorsunuz. Böyle insan iyi hissediyor. İyiyim yani çok şükür. Çok kötüydü ya. Vallahi çok
zordu. Allah'tan 3 gün geriden gidiyorduk ki orada 3 gün bir dinlendim. Bir de size hem vlog çektiğim gün aynı zamanda kız kıza sohbetleri de çektiğim için en azından bir hafta dinlenme sürem oldu. Yani şu an ben bir hafta dinlendim aslında. Şimdi size ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Yoda'yı aşıya götürüyoruz. Kuduz aşısı olacak. Bir de çiplenecek. Bu çocuk hem çiplenecek hem aşı olacak. Bir tek üzgünüm. Aşı olduğu için. Aşı olduğu zaman böyle içim acıyor. Zaten dişleri döküldü. Şu an alt iki dişi yok. Alttan yeni diş geliyor. Dişleri kaşınıyor. Üst dişinde bir tanesi bugün düştü. Gösterebilir miyim kamerada bilmiyorum ama bakın. Göster bakalım dişli. Bakın. Dişleri yok şurada. Üstte de dişi yok. İkisi de mi düştü? Ha, biri düşmüş. Dişleri inanılmaz kaşınıyor. O yüzden de şu an böyle çok oyuncaklarıyla oynuyor. Kaşıntısını alacak şeyler bulmaya çalışıyorum. Tabii ki de onu da anlamaya çalışıyorum. Yani biz de ilkokula giderken nasıl dişlerimiz dökülüyordu, kaşınıyordu, acıyordu. Onu da şu an acıyordur. Bakın o yüzden böyle kaşıyor. Kıyamam sana ben ya. Ya şimdi aşı olacak, kuduz aşısı. Umarım böyle ağrılı bir şey değildir. Bakalım artık. Şimdi hemen bir kendime geleyim. Bir de size bir haberim daha var. Ani bir kararla yarın Adana'ya gidiyoruz arkadaşlar. Hani gerçekten şok haber. Günübirlik gideceğiz Adana'ya. Araba alıp gireceğiz. Araba almaya gidiyoruz. Uçakla gideceğiz, arabayla döneceğiz. Yoda'yı da anneme bırakacağım. Öyle. Bir sonraki videoda Adana videosu olacak. Onun da haberini vermiş olayım. Bugün de böyle ya da iğne yaptıracağımız bir şekilde bitireceğiz. Yani bugün size diğer videonun devamı şeklinde oluyor ama bu şekilde devam edeceğiz artık. Bu arada normalde tek arabaya düşecektik. Ondan da biraz bahsedeyim. Tek bir tane araba alacaktık. İkimiz de onu kullanacaktık ama sonra fikir değiştirdik. Batu dedik iki tane hani lazım ikimize de. O yüzden hani benimkisini de satacağız şimdi. O yüzden dedik iki tane alalım. Bir tane fiyatına iki tane almış gibi olacağız öyle düşünün. Batu'nun çok uzun zamandır bir istediği bir araba vardı. Kendisine onu alacak. Benim de istediğim bir araba vardı. Ben de kendime onu alacağım. Onu da size tabii ki de gösteririm. Birlikte hani o günü de size vloglarım. Bugün de gideceğiz bakalım. Sürpriz olsun ne olduğu söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Hani Batu tabi bir sürü araba hayali var da aşama aşama şu anki aşamadaki aldı istediği en azından. Bir süre bununla hevesini alsın. Böyle biraz daha genç spor bir araba. Sonrasında diğer istediklerine doğru inşallah onları da alırız. 2023 böyle çok güzelliklerle gelir umarım hepimiz için. Bütün istediklerimize bir adım daha böyle yaklaştığımız bir yıl olur. Ben güzel hissediyorum ya 2023'ten. Beklentim çok fazla, böyle çok fazla güzel şey olacakmış gibi geliyor. Umarım öyle olur hepimiz için. Bir de böyle iyi enerji paylaştıkça çoğaldığı için. Hani böyle sizlerle de böyle güzel haberlerimi paylaşmayı istiyorum. Umarım birlikte böyle güzel güzel paylaşımlarda olduğumuz bir yıl olur. Böyle yani bu makyaj videosu olmasın ama aynı zamanda makyaj yaparken de böyle gelişmelerden bahsedeyim istediğim bir video oldu. Bahsetmek istediğim bir video olsun diye düşündüm. O yüzden şimdi böyle durum güncellemesi yapayım. Adana'ya hiç gitmedim bu arada. İlk defa gideceğim. Şuradan deneriz belki vakit olursa. Adana'ya gidek mi? Şalgamından yiyek mi? Neydi şalgam mıydı? Şuradan mıydı? Yeriz. Hepsinden yeriz. Bir de muzlu süt içeriz tabii ki. Oranın ünlü bir muzlu sütçüsü var diyebiliyorum. Bu arada Instagram'da işte böyle anlık takip ederseniz anlık böyle bana öneriler verdiğinizde hemen onları uygulamaya geçirebiliyorum. Ama şimdi işte siz böyle birazcık geriden geldiğiniz için. Umarım orada Adanalı takipçilerimle karşılaşırız. Çok mutlu olurum. Merak ettiğim bir yerde bu arada gerçekten. Bu lezzetlerini denemeden dönmem. Vlogmas'a bir yeni şenlik olacak. Yeni bir güzellik gelecek bence. Yeni bir yer keşfettiğimiz. 2023'te daha güzel yerleri gezdiğimiz bir sene olsun hepimiz için. Yani ben onu istiyorum. Hepimizin istediği şeyler olsun. Ben bolca gezmek istiyorum. Yani bayağı yurt dışında olsun. Böyle Türkiye'de gitmediğimiz yerler olsun. Olabildiğince böyle gezmek istiyorum. İnşallah bu dileğimi gerçekleştiririm. Size de güzel güzel videolar çekerim. Çok böyle güzel planlarım var. Hatta senenin tatillerini şimdiden planladık. Şimdi vizemiz de geldiği için, bir senelik geldiği için de seneye bu zamana kadar yani Aralık'ın 15'ine kadar vizemiz var. O yüzden 90 gün ama. 90 gün konaklama maksimum şeklinde istediğim plan yapabilirim. Selam tekrar. Biz çipimizi taktırdık. Aşımızı olduk. Kuduz aşımızı olduk. Oralarda size çekemedim çünkü birazcık ben de tedirgin oldum. Titreşimden anladığınız üzere şey uyuyordu ve uyandı geliyor. Alo uyusana sen niye geliyorsun? Gel, gel. Aşkım sen aşı oldun. Sen aşı oldun. Senin ateşin de var şimdi. Biraz ateşi var. Uyusana ne güzel işte. Uyu. Niye geliyorsun? Sesimi duyunca hemen. Bir daha kucağımda uyuyacak.
Sen nasıl bir çocuksun? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Gel yat, tamam hadi kucağımda yat gel. Ay, lan papiş düştü papiş. Kıyamam ben sana ya. Ne yapacağız biz böyle bilmiyorum. İyi burada uyusun bari. Şimdi size durum birazcık bilgilendirmesi vereyim. Çip biliyorsunuz ki şu an her evcil hayvan sahibi artık çip taktırmak zorunda. Çünkü bu artık böyle hani bebekken köpekler alıp sonra büyüdüğü zaman sokağa salma, işte onu hani bir canlı gibi görmeme, hani bunları oyuncak gibi görüp sonra verme olayını bitirmeye çalışıyorlar. Bu sebeple de bütün evcil hayvan sahipleri artık çip, yani evcil hayvanları olan herkes bir pasaport porta sahip oluyor. Köpeklerimiz, kedilerimiz çipleniyor. Eğer olası bir hani başka birisine sahiplendiriyorsanız, veriyorsanız üzerine geçirmeniz gerekiyor. Yoksa bu bir suçmuş. Bu şekilde. Onun dışında ücreti biz 300 lira verdik veterinerimize. Pasaportta şu an sıkıntı varmış. Yani çipte sıkıntı yok ama pasaportun basımında bir sıkıntı varmış. O yüzden şu an çipimiz takıldı. Geçici bir belge verildi. Yani olası bir durumda onu gösterirsiniz dedi veterinerimiz. Bir iki ay sonra da galiba pasaportumuz çıkacakmış. Onda bütün bilgiler işlenecek ve pasaportumuzu alacağız. Hani yani size mesela anlatıyorum ben böyle temas bağımlısı şöyle böyle falan, yani sıkılıyor musunuz bilmiyorum ama bana o kadar çok soru geliyor ki işte Ebru biz de köpek sahiplenmek istiyoruz ama bakımı nasıl oluyor, ben çok korkuyorum, veya Ebru senden görüp böyle köpek korkumu yerine falan yazan var. O kadar mutlu oluyorum ki bakın size anlatamam. Yani size buradan o sevgiyi verebiliyorsam ne mutlu bana, çünkü gerçekten korktuğunuz gibi değil. Yani benim annem köpeklerden inanılmaz fobi derecesinde korkan bir insandı. Şu an koynunda yatıyor. Yoda'yı falan böyle mıncıklıyor yani. Bizim yıllardır köpeğimiz var. Bizim ilk köpeğimizle birlikte yendi o korkusunu. Ve şu an sokaktaki köpekleri bile seviyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden asla korkmayın. Onlar da bir can. Hatta size bir arkadaş. Böyle bir yalnızlık çekiyorsanız evde. Yalnız yaşıyorsanız ve bakabilecek durumunuz varsa bence dünyanın en güzel şeyi hiç düşünmeyin. Hiç de zor değil. Yani gerçekten zorluğu, yani tatlı zorluk. Öyle söyleyeyim. Benim için hiçbir zorluk yok. Ben deneyimli olduğum için o kadar hani alışkın. O kadar bana normal geliyor ki her şey. Hiçbir zorluk yok yani benim için. Size de bunu yansıtabiliyorsam ne mutlu bana. Eğer ki hani ilginizi çekmiyorsa bu kısımları atlarsınız. Veya bilmiyorum hani bu sizin tercihiniz. Eğer kanalım böyle çok ilginizi çekmiyorsa artık takibi de hani bırakıp başka kanallara gidebilirsiniz. Ama bunu istemem tabii ki de. Sonuçta benim hayatım nasıl şekilleniyorsa kanalım da o şekilde şekilleniyor. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim deyip bir kargom geldi. Bunu birlikte açmak istiyorum. Ve videomu artık burada sonlandıracağım. PR gönderisin ve ne geldiğini bilmiyorum. O yüzden çok merak ediyorum. Aaa, Nivea'dan bir kargo gelmiş. Şöyle bir kutu ve benim en sevdiğim kutulardan. Ay, bunu keşke yarın açsaydım. Şöyle şuraları yırtılmalı. Buraları yırtıyorsunuz ve içinden çıkan şeyleri alıyorsunuz. Ben bunu şimdi açayım bir, hatta Instagram'a da story çekeyim. Sonra içindekileri size göstereyim, olur mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım birlikte açalım. Şöyle bir paket. Bir tane şu Nivea'nın erkekler için bir deodorantı çıktı. Bu Batu'nun oluyor. Şöyle bir temizleme köpüğü çıktı. Bunu bu arada daha önce kullanmıştım. Bu çok güzel. Annem çok seviyor. Bunu anneme vereceğim. Şöyle bir leke karşıtı krem çıktı. Bunu da serum, daha doğrusu krem değil. Bunu da anneme vereyim. Belki bunu ben de deneyebilirim bu arada. Bu benim geçenlerde de kendi aldığım, gerçekten çok sevdiğim, hatta Black ruj var ya, ona bayağı muadil kliniğin. Çok uygun fiyatlı bu da. Bu da en sevdiğim. Doldu şu an. Şu an çok iyi gidiyoruz. Böyle Nivea'nın bir vücut kremi çıktı. Bunun ben kokusuna bayılıyorum gerçekten. Bunu da severek kullanacağım. Nivea'nın genelde ürünlerini seviyorum. Şöyle Derma Control diye bir 96 saat ter koruması clinical deodorant çıktı. Bu da bana. Buradan Nivea'ya da tekrar teşekkür ederim. Çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu. Çok da güzel, böyle çok seviyorum bu tarz böyle kutuları da, hani içinden böyle çekmeceli bir şeyler çıkan falan. Bayılıyorum. Bu da çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Videoyu artık burada sonlandırıyorum. Şimdi Yoda'yı alıp annemlere gideceğim. Annem de Yoda kalacak çünkü ben de onunla birlikte birazcık uyurum. Sonra da sabah 6.30'da uçağımız var. Yarınki videoda onu izlemeye devam edeceksiniz. Yarınki videomuz Adana vlog olacak.
Adana'da. Güzel bir video olacak. Ben de heyecanlıyım. Bakalım, sizleri seviyorum. Umarım buraya kadar keyifli İzlemişsinizdir. Bu ara için de kusura bakmayın. Gerçekten sesimi duyuyorsunuz şu an. Sesim hala düzelmiş değil ama iyiyim çok şükür. Sizler de kendinize çok dikkat edin. Çünkü salgın varmış. Dikkat edin. İnfluenza. Yani domuz gribi salgını varmış. O yüzden herkes bir buna yakalanıyor galiba şu an. Tanıdığım herkes neredeyse hasta oldu. Ama ben iyiyim. Batı da iyi, daha iyi. İlaçlarımızı içiyoruz. İyiyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım buraya kadar keyifli izlemişsinizdir. Bir sonraki videomu kaçırmamak için lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepsini okuyorum ve okudukça çok mutlu oluyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Can I take you there?